Şimdi ezber bozan bir yapımız var dediniz. Peki yeni bir kişiyi şirketin içine kabul ederken, çalışan olarak alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Bir defa çalışma kültürü, anlayış kültürü çok önemli. Yani kültür kelimesi tabii dikkatli kullanmak lazım. Yanlış algılanmasın. Kültür dediğimiz şey gerçekten bu girişimci ruhuna, bu ezber bozanlığı, bu merağı, bu üretmek isteğine den bahsediyorum. Bunlar var mı yok mu? Bu biraz kişilikle alakalı. Ben burada bir şeyler yani kendine ya kimse öyle yapmıyor ki yapmayalım. İşte öyle bir örneği rastlamadım. Öyle yapılmaz ki tarzı bir anlayışla ezber bozan olamazsınız. Sınırları zorlayamazsınız. Yenilik getiremezsiniz. Dolayısıyla o şekilde düşünmeyen kimse yapmadı. Ya biz yapsak. Neden acaba? Altyapı çok sorunlu deniliyor. Peki neymiş bu sorun? Nasıl çözeriz? Ne yaparız? Ne ederiz? Tamam sorun büyük ama bir yerden başlayalım. Yani taş üstüne taş koyaraktan bir yere varılıyor. Gerçekten bunu çok çok önemsiyorum. Çünkü bilgi eğitim seviyesinden daha önemli. Bu kültüre, bu anlayışa sahip olmak çok değerli. Çünkü bilgi olup da kullanmadıktan sonra, dar bir kutu içinde kaldıktan sonra TürkNet için, tüketicilerimiz için, müşterilerimiz için bir faydası yoktur. Dolayısıyla geniş düşünebilen, meraklı olan, bilmesem bile öğrenirim diyen, öğrenmeye hatta bildiğine bir hata yaptıysa ya da yanlış biliyorsa da düzeltmeye, öyle değilmiş demeye hazır olan insanlar arıyoruz. Onun dışında tabii teknoloji firmasıyız. Dolayısıyla %100 değil ama ağırlıklı olarak bizim çalışanlarımız tabii teknoloji duyarlı insanlar. Teknoloji dünyasına eğitimi almış ya da yakınlık hisseden, o tarafta kendilerini geliştirmek isteyen, teknolojiye sevgisi olan, kendi evlerinde teknolojiyle uğraşan eden insanlar. Ağırlıklı bunlar mühendisler var, yazılım mühendisleri var, teknisyenler var. Ama mühendis eğitimi alamamıştı insanlar de teknolojiye inanılmaz uyum sağlayabiliyorlar. Bazen de mühendislerden daha iyi aslında tüketicinin, kullanıcının ne istediğini, neyle dert yaşadığını, nerede zorluk çektiğini daha iyi görebiliyorlar. Dolayısıyla ilaki mühendislerde de sınırlı değil. Bu teknolojileri kullanan insanlar ve seven insanlar gözlerimizi de açıyor. Diyorlar ki yani siz öyle diyorsunuz ama kullanıcı öyle hissetmiyor ki, anlamıyor ki, rahat edemiyor ki tarzında. Dolayısıyla öyle güzel bir dengemiz var diye düşünüyorum. Yaratıcılık çok kritik. Yenilikçi olmak istiyorsanız, yeni bir şey yapmak istiyorsanız gerçekten ezber bozanlığının temeli yaratıcılıktır. Farklı düşünmek, hayal etmek, bunu mu denesek? Tabii ki böyle olunca her attığınız hamle, her şeyiniz başarılı olmayabilir. Hata yapmaya da açık olmak zorundasınız. Bir şey denersiniz, olmamış der. Dersinizi alırsınız, başka bir şey. Korkmamak lazım hatadan. Öyle bir kültürü önemsiyoruz ve o şekilde çalışanlar istiyoruz. Dediğiniz gibi o kriterlere uyan, teknoloji uyan çalışan Türkiye'de bulmak her zaman kolay değil. Biz de her zaman kapılarımız açık, her zaman görüşmek istiyoruz, açığız. Yani bu kriterlere uyma gerçekten kolay değil ve biz çok dikkatli seçiyoruz. Ama bunlara uyan, katkı üretebilen birileri olunca çok mutlu oluyoruz ve ailemize katıyoruz.